arkadaşlar, kıymetli takipçilerimiz, hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. Cuma akşamının hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cuma'nın rahmetinden, bereketinden sizlerin, bizlerin, milletimizin istifade etmesini Yüce Allah ihsan eylesin, lütfeylesin inşallah. Cuma akşamı sizlerle birlikte olabilmek amacıyla yapmış olduğum bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Her hafta, her akşam, haftanın cuma akşamında sizlerle birlikte olarak dini konularda bilgilendirme ve aydınlatma yapmaya gayret edip hem de aynı zamanda siz değerli takipçilerimizle böylece bir gönül dilini hayata geçirmek, hasbihal etmek, birbirimizi takip etmek amacıyla bir arada bulunmuş oluyoruz. Bu akşam sizlerle ahlaki çöküşe işaret edecek birkaç cümleyi paylaşmak istiyorum ve ahlaksızlığa farklı bir bakışı ifade etmeye çalışacağım. Ahlaklı veya ahlaksız dediğimiz zaman toplum içerisinde genellikle karşı cinsle olan ilişkilerde iffet ve namus kavramları üzerinden ve cinsiyetle alakalı değerlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Genel olarak ve genellikle ahlaksızlık dendiği zaman neredeyse bu akla gelmekte iki farklı cinsin birbiriyle olan ilişkilerindeki süfli davranışların, tutumların, hareketlerin hayata yansımasına ahlaksızlık olarak bir isim koymaktayız. Ya da böyle bir hali ifade etmek için ahlaksız deriz. Bunun biraz daha ilerlemiş haline namussuz, edepsiz gibi kavramlarla bu ikili ilişkilerdeki süfli hareketi, süfli duyguların hayata yansıma biçimini ifade etmeye çalışırız. Halbuki ahlaksızlık veya ahlaklılık dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in genel tarifine bakmak gerekecektir. Ahlak bir yaşam biçimidir. Ahlaklı dendiğinde ve bunun İslam ahlakı ile özetlenecek ve sınırlandırılacak bir tarifle ifade edecek olunduğunda söylenecek birkaç cümle ahlak bir hayat biçimidir. İnsanların başta kendilerine, evlatlarına, ailesine, çevresine, milletine, devletine, canlılara, insanlığa karşı güzelliklerle dolu adım atmak, davranışlarda bulunmak ve kol kola bir yaşam biçimini mutlu ve huzurlu bir şekilde yürütmek anlamına gelecektir. Kulluk tarifini yaptığımızda kulluk Allah'a itaat, ibadet, insanlarla adaletli ve huzurlu bir hak ve hakikate dayalı huzurlu bir yaşam biçimi tercih etmek, canlılara karşı da merhametli olmak olarak tarif edilir. Bu aynı zamanda ahlaklı olmak anlamına da gelir. Kul bizim literatürümüzde ve kullandığımız dilde yaratılmış olan insanlara genel olarak verilen ad ve isim olmakla birlikte kul ve kulluk Allah'a itaatin, ibadetin de ifade edildiği bir kavramdır. Böyle baktığımız zaman kulluk eşittir ahlaklılık da diyebiliriz. Özetle ahlaklı bir insan, ahlaklı bir adam, ahlaklı bir hanım, ahlaklı bir çocuk ya da ahlaklı bir cemiyet dediğimiz zaman sadece bu iki karşı cinsin birbirleriyle olan ilişkilerindeki mesafeyi, seviyeyi veya seviyesizliği, süfli duyguların hayata geçişindeki olumsuzlukları ifade ediyor değildir. Ahlaklı dendiğinde insanların veya ahlaksız dendiğinde insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki yaşam biçimidir. İnsanın özel de kendi yaşam biçimi, genelde de insanın diğer insanlarla, diğer canlılarla olan ilişkilerine verilen bir addır ahlak. Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Bir peygamber güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiği
diye bir tarif yapıyorsa ve peygamberler de insanlar için numune-i imtisaldir, örnek insanlardır, Allah'ın elçileridir. Bu tarifle ve bu bakış açısıyla değerlendirme yapıldığında o zaman peygamber aleyhissalatü vesselam tüm hayat manzumesini içerisine alabilecek bir yaşam biçimini sunmak için gönderildiğini ifade eder ki bunun adına da ben ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim tabirini, cümlesini kullanmaktadır. Yüce Allah'ın peygamberimizle ilgili tarifine baktığımız zaman onda sizin için güzel örnek vardır. Peygamberde, Allah'ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır. Tanımı da Peygamber aleyhisselatü vesselamın insanlığa ve insanlara ahlaki bakımından örnek, rehber olduğunu göstermektedir. Bu da yine ahlaklı olmanın hayatın tamamını kapsadığını anlatmak için güzel bir tariftir. Buradan hareketle ahlaksızlığı ifade edecek olursak, ahlaksızlığa farklı bir bakış açısı getirecek olursak ki toplumumuzda ahlaklı olmaktan ziyade ahlaksız olmakla ilgili tarif yapılırken daha çok insanların süfli duygularının hayata yansıtılma biçimindeki olumsuz davranışlar dile getirilmektedir. Bu çok sınırlı, çok dar kapsamlı bir tariftir. Elbette bu da ahlaksızlıktır. Yani güzel olmayan davranış demektir ahlaksızlık. Ama sadece bu ahlaksızlığı ifade etmek bakımından yeterli değildir. O zaman ahlaklının dışında, ahlaklı olmanın dışında kalan olumsuz insan davranışlarına ne isim verilecektir? Örneğin riyaya, kibirlenmeye, ikiyüzlülüğe, insanlara karşı olumsuz davranışlar sunmaya, ikiyüzlülüğe, şarlatanlığa, riyakarlığa, şımarıklığa, insanları küçük görme gibi davranışlara öyleyse ne ad verilecektir? Onlar da olumsuz insan davranışlarıdır. Onlar da esas itibariyle Kur'an'ın insan davranışlarında kötü olarak tarif edilenleridir. Bu davranışlar kötüdür. Bu davranışları yapanlar da kötüdür. Kötü davranışlar ahlaksızlıktır. Kötü davranışları yapanlar da ahlaksız insanlardır demek yerinde bir Kur'an'ı tarif olacaktır. Ahlaksızlığa farklı bir bakış açısı getirecek olursak dedik ki o zaman ahlaksızlığı sadece farklı cinsler arasındaki süfli duyguların hayata yansıyış biçimi olumsuz davranışları olarak değil, Kur'an-ı Kerim'de güzel insanın tarifi dışında kalan, kamil mümin olmanın dışında kalan ve özellikle de kötü insan tarifini içerisine giren, münafık tarifi içerisine giren, zalim tarifi içerisine giren tüm davranışların sahibi ahlaksız kimsedir. Bu davranışların tamamı da ahlaksızlıktır. Onurlu olmak, gururlu olmak, izzet sahibi olmak, iffet sahibi olmak, paylaşımcı olmak, yardımlaşma duygusu içerisinde olmak, dayanışma içerisinde olmak, iffetli bir yaşam yaşamak, infak sahibi olmak, bunlar güzel davranışlar, övülen davranışlar, insanlarda olması gereken davranışlar. Bu davranışlar insanı kamil mümin yapar. Bu davranışlar insanı Kur'an Müslümanı yapar. Bu davranışlar insanı Hazreti Peygamber'in kendini tarif etmiş olduğu ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim kapsamı içerisinde kişiyi ahlaklı insan konumuna ve durumuna getirir. Çalmak, iftira atmak toplum içerisinde en ağır ve kötü davranışların başında gelir. Günümüzde çalmak o kadar meşru ve normal hale geldi ki çalanların, çarpanların birbirleriyle çaldıklarını paylaşmaları halinde neredeyse eleştirilemez duruma geldiler. Çalınan neyse bunu
başkalarıyla paylaşılması halinde hırsızlık ittifakı meydana gelecek. Hırsızlar birbirlerini tanıyacak ve tamamlayacak. Böylece neredeyse hırsızlık meşru hale gelecek. Bu ahlaksızlığın en önemli örneğidir. Ahlaksızlığa bakış açısı, farklı bakış açısı izafe edecek olursak ilk akla gelecek olan da hırsızlıktır. İnsanların birbirinin izzetini çalmaları, iffetini çalmaları, malını çalmaları, haksız kazanç elde etmeleri, insanları zarara uğratmaları, elde edilmiş olan haklarını gasp etmeleri, ihanet etmeleri, birbirlerine hem sözde, hem özde, hem malda, hem hakta ihanet etmeleri ahlaksızlığın olmazsa olmaz ölçüler içerisindeki en baş örneklerden bir iki tanesidir. İnsanların birbirlerine iftira atmaları, küçük görmeleri, izzetiyle, iffetiyle, ikbaliyle, istikbaliyle uğraşmaları ve bunlarla ilgili olumsuz yaygaralarda bulunmaları herhalde ahlaksızlığı ifade ederken söylenecek ilk cümleler arasında yer alması gerekecektir. Eğer ahlaksızlığa İslam'ın geneli bakımından ve İslam'ın kaynağı olan Kur'an mesajları bakımından ve İslam'ın Allah ile kul arasındaki elçisi olan Hazreti Peygamber'in mesajları ölçüsünden bakılacak ve bir tarif getirilecekse ahlaksızlığın en önemli ölçütü, en önemli göstergesi bir insanla diğer insan arasındaki hak ihlalleridir. Bunun içerisine iftira, malını gasp etmek, haksızlık, fitne, fesat, nifak gibi birçok bireysel gönül huzurunu ve toplumsal huzuru bozacak davranışlar girmektedir. Riya, kibir, şımarıklık bunlar büyük günahlardandır. Bu günahların sahibi olanlar herhalde en büyük ahlaksız kimselerdir. Denirse bu cümle herhalde maksadı aşmayan, konuyu tarif etmek bakımından yerinde olan bir cümledir. Şımarıklıkla ilgili, kibirle ilgili Lokman suresinde çok açık, sarih ayetler söz konusu. Yüce Kur'an'da Lokman aleyhisselam oğluna vasiyetlerini, tavsiyelerini ifade ederken yeryüzünde böbürlenerek yürüme, şımarıklık yapma, insanları küçümseme, insanları aldatma, sesini yüksek çıkartma. Yani insanların rahatsız olacağı şekilde hem fiziki olarak kulaklarını tırmalayacak şekilde lüzumsuzca konuşma, hem de insanların huzurunu bozacak şekilde farklı söylemler içerisine girme anlamına gelecek anlamında yüksek sesle konuşma, bağırma. Çünkü seslerin en yükseği ve en rahatsız edici olanı merkebin, eşeğin sesidir diyerek böylesi bir lüzumsuz konuşmanın, gereksiz konuşmanın, insanların bireysel ve toplumsal huzurunu bozacak bir takım böyle amiyane tabirle laklakalar yapmanın eşek sesiyle özdeş bir anlama geleceğini bizatihi Kur'an'ın sahibi, kainatın yaratıcısı Yüce Allah ifade buyurmaktadır ki ahlaksızlık dendiğinde belki de ilk sıraya konulabilecek unsurlardan, fiillerden, davranışlardan, tutumlardandır. Kibir, şımarıklık, fitne, nifak, insanların arasını açmak, insanların huzurunu bozmak, ikiyüzlülük, insanları küçük görmek gibi davranışlar ahlaksızlığın en kötü fiilleri, en başta gelen örnekleridir. İnsanlara karşı kabalaşmak, böbürlenmek, sahip olduğu imkanları, makamları, ünvanları, mekanları, fırsatları, pozisyonları ya da elinde bulundurduklarını başkalarına karşı güç olarak kullanmak en büyük ahlaksızlıktır.
zaman zaman toplum içerisinde imkanının ve makamının hakkını vermekte zorlananların sahip olduğu bu pozisyonlar ve imkanlar nedeniyle diğer insanlara karşı incitici oldukları, onlara küçük gördükleri, onlara karşı bir takım rahatsız edici davranışlar, söylemler, eylemler içerisine girdikleri neredeyse toplum içerisinde her gün konuşulan sıradan konuşmalar arasında yer alan durumlar, fiiller haline gelmiştir. Böylesi bir davranış da ahlaksızlıktır. Hazreti Peygamber öyle buyurur ki, insan incittiği, hakkını ihlal ettiği, bu sadece elindeki hakkını gasp etmekle incitmiş olmaz karşı taraftaki insanı. Ona karşı tavırlarında, eylemlerinde, sözlerinde böbürlenme varsa, büyüklenme varsa, onu görmezden varsa, surat asma varsa, bunlar da incitici, hak ihlalleri arasına girecektir. Böylesi bir davranışın sahibi olan olanı Allah gün gelecek incittiği kimselerin huzuruna gönderecek ve onların eline düşürecek, onlardan helallik isteyecek bir duruma gelmelerini Yüce Allah takdir edecektir ki bu Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara sunmuş olduğu mesajlar içerisinde yer alır ve bu nedenle iyi ki derler insanlar Allah'ın adaleti vardır. İyi ki ahirette adaletin tecellisi olacaktır. İyi ki insanlara Yüce Allah dünyada da adaletsizliğin nasıl bir adalete dönüşeceğini gösterecektir. Bunlar Kur'an'ın ve İslam'ın mesajları içerisinde yer almaktadır. Tevazu İslam'ın güzel ahlak fiilleri arasında saymış olduğu davranış biçimidir. Ancak tevazunun da sınırları aşmış olanı, fazlaca eğileni, fazlaca büzüleni, fazlaca büküleni de riyakarlık olacak. Bu da riyakarlık da ahlaksızlığın en bariz fiillerindendir. Ahlaksızlığa farklı bir bakış açısı izafe edeceksek, bunu toplumda kabul gören farklı cinsler arasındaki süfli duyguların davranışa dönüşmüş hali değil, o bir fiildir. Ama bu tarif çok sınırlıdır. Ahlaksızlık dendiğinde bir insanın diğer insanın da rahatsız edeceği tüm davranışlarına ahlaksızlık denmesi maksadı aşan bir ifade olmayacak. Aksine insanlar arasındaki huzuru bozan, mutluluğu bozan, karşı tarafın incinmesine neden olan tüm davranışlar ahlaksız fiiller olarak ve bu kimseler de ahlaksız insanlar olarak ifade edilirse maksadı aşmış olmaz böylesi tarifler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi şerifinde buyurulduğu şekliyle dualarında Ya Rabbi beni azdıracak zenginlikten ve isyan ettirecek fakirlikten muhafaza buyur diye dua ve niyazlarında bulunmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyuran insanların numuneye imtisal olarak peşine takılacakları ve Allah'ın elçi olarak gönderdiğini ilan edip onda sizin için güzel örnek var dediği peygamber zenginliğin azdırabileceğini yani imkanın, makamın, unvanın, fırsatın, pozisyonun insanı azdırabileceğini, şımartabileceğini, insanın bu uyarının farkında olması gerektiğini, bunları ancak insanlık için varlık, imkan, makam, zenginlik bunlar diğer insanların faydasına kullanıldığı zaman nimet, insanların zararına kullandığı zaman da ihanet olur ki böyle zamanda kişi kendisini ilahlaştırmış olur ki bu da bir çeşit şirktir. Yine isyan ettirecek fakirlikten yani yokluk, zorluk, diğer insanlara muhtaç hale gelmek de bazen insanın Rabbinin bu yolla kendisini imtihan ettiğini unutmasına neden olur ki bu da isyan ettirecek bir fakirliktir. Ya Rabbi
bizleri ve ümmeti Muhammed'i azdıracak zenginlikten, isyan ettirecek fakirlikten muhafaza buyur diye biz de dualarımızda bunu zikretmeli. Hazreti Peygamber'in bu duasını dualarımızın konusu haline getirmeliyiz. Hülasa ve özetle bu cuma akşamında cuma gecenizin hayırlara vesile olmasını niyaz ederken yarınki cuma gününün rahmet ve bereketinin hem şahsımıza, şahsınıza, milletimize, devletimize, insanlığa ve İslam'a, Müslümanlara hayırlara vesile olmasını Cenab-ı niyaz ederiz. Ve böylece bu akşamki konumuzu ahlaksızlığa farklı bir bakış açısı olarak ifade ettik. Ahlaksızlık denince cinsel arzuların süfli duygularla davranışa dönüştürülmüş şekli değil. Bu da bir ahlaksızlıktır ama bu tanım çok sınırlı bir tanımdır. Esas itibariyle diğer insanı rahatsız edecek, diğer insanın hakkını onursal veya maddi, manevi ruhunu daraltacak her bir incitici hali ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığın fiilleridir ve bunu yapanlar da ahlaksızdır. Yüce Mevla bizleri ve evlatlarımızı ahlaksızlıktan muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'in mesajına, Hazreti Peygamber'in sünnetine riayet ederek yaşamayı bizlere, evlatlarımıza, tüm Müslümanlara nasip etsin diyor. Hepinize saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.